7 Şubat 2000 Yahoo için tarihi bir gündü. Bu internet arama motoruna günlük müşteri akını daha önceleri birkaç milyonu bulurken o gün milyarlarca kişi siteye girmeye çalışmıştı. Popülerlikteki böylesi bir patlamanın şirketi yeni ekonominin en değerli varlığına dönüştürmesi gerekiyordu. Ancak bir sorun vardı. Ziyaretçilerin hepsi de siteye aynı anda ulaşmış ama hiçbiri hisse senedi fiyatlarını ya da cevizli kek tarifini sormamıştı. Bunun yerine hepsinin bilgisayar diliyle yolladığı mesajlarda "Evet, seni duydum" sözleri yazılıydı. Oysa Yahoo kimseye bir şey söylemiş değildi. Yine de Kaliforniya'daki Yahoo merkezinde yüzlerce bilgisayar bu bağırışan hayaletlere cevap yetiştirme çabasına girişti. Bu sırada bir film adını öğrenmek ya da bir uçak bileti ayırtmak isteyen milyonlarca normal müşteri ise beklemede kaldı. Yani koca Yahoo sitesi resmen kilitlenmişti. Ertesi gün internetin o yıllardaki diğer devleri Amazon.com, eBay, CNN.com gibi sitelerde aynı tuzağa düştüler. Onlar da Yahoo'yu işlemez hale getiren aynı sonuçsuz araştırmayı yapmak, milyarlarca hayalete hizmet vermek zorunda kaldılar. Gün boyunca kredi kartlarıyla alışverişe hazır gerçek müşteriler ise mecburen kenara itildiler. Aynı saatte milyarlarca bilgisayar kullanıcısının Yahoo.com yazmasını sağlamak elbette olanaksız. Kaldı ki dünyada buna yetecek kadar bilgisayar yoktu o zamanlar. Haber bültenlerinde bu olay ilk haber olarak ülkeye damga vurmuştu. Yapılan yorumlarda dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinin devre dışı kalması usta hackerların işi olarak görüldü. Yapılan iş kısa sürede aydınlandı. Ele geçirilmesi çok kolay olan ve güvenlik ağları zayıf ya da hiç olmayan okulların, hastanelerin, kütüphanelerin ve benzeri birçok kurumun bilgisayarlarına girilmiş ve onlara Yahoo'ya aralıksız biçimde binlerce kez "Evet, seni duydum" mesajı ilettirilmişti. Bu işin arkasında kimlerin olduğunu bulmak için ülke çapında büyük bir av başladı. Fakat şaşırtıcı bir halde FBI yaptığı soruşturmalar sonucunda büyük siber bir örgüte ulaşamadı. FBI'ın vardığı yer böyle bir örgüt değil, Kanadalı bir gencin kent dışındaki eviydi. Bir internet sohbet odasını izlemeye alan dedektifler, gencin saldıracak yeni hedeflere yönelik planlarını ballandırarak arkadaşlarına anlattığına tanık oluyorlardı. Delikanlı yüksekten atarken yakalandı. Aslında delikanlı bile sayılmazdı, zira henüz 15 yaşında bir çocuktu bunu yapan. Kendine Mafia Boy adını takmıştı. Tek başına küçük bilgisayarı sayesinde dünyadaki en iyi bilgisayar güvenlik uzmanlarını çalıştıran milyar dolarlık şirketlerin işlemlerini felce uğratmayı başarmıştı. Eğer benzetme yaparsak bu afacan elindeki sapanla ejderhaları yenmişti. Mafya Boy'un internette yaptığı maskaralıklar onun kötü bir amatör olduğunu gösteriyordu. Bıraktığı şapşalca izler polisi doğrudan anne babasının evinin kapısına götürdü. Evindeki odasında bilgisayarına kapanmış annesinin ara sıra onu yemeğe veya çöp torbasını dışarı bırakmaya çağırdığı bir çocuğu hayal edin. Annesinin her seslenişinde ona birçok kez "Evet, seni duydum" demesinden olacak Yahoo'ya da bu komutu vermişti. Neticede çocuk tespit edildi ve gerekli işlemler başlatıldı. Fakat bu olaydan bize bazı sonuçlar çıktı. Bir çocuğun eylemi tek başına ülkenin dev şirketlerini kitleyebilmişti. Bu ufaklık ağları ve bağlantıları gayet güzel kullanmıştı. Başka bir hikayeye geçmeden önce aranızdan bazılarınız bu Mafya Boy'a ne oldu diye soruyorsanız araştırmayı da size bırakalım. Nette Mafya Boy diye yazın, bakın neler çıkıyor. İlk Hristiyanlar aykırı bir Yahudi mezhebinden başka bir şey değildi. Tuhaf ve baş belası olarak görüldükleri için hem Yahudi hem de Romalı makamların incelemesinde, hatta takibatındaydılar. Ruhani önderleri Nasıralı İsa'nın Yahudilik ötesinde bir etki yaratma niyetinde olduğunu gösteren hiçbir tarihsel kanıt da yoktur. Savundukları Yahudiler için bile anlaşılması zor ve tartışmalı fikirlerdi. Yahudi olmayanlara ulaşmak ise oldukça umutsuz görünüyordu. Daha da kötüsü, Yahudi olmayanlar eğer onu takip edeceklerse önce sünnet olmak ve sonra da Yahudiliğin kurallarına uymak zorundaydılar. Ayrıca 2000 yıl önce mesafeler çok fazlaydı ve insanlara mesaj ulaştırmak çok zordu. Çok az kişi bu yola girdi. Eğer dürüst konuşmak gerekirse tarihteki birçok dinsel akım gibi Hristiyanlık da unutulup gidecek gibi görünüyordu. Ama öyle olmadı.
ve bugün yaklaşık 2 milyar Hristiyan var. Peki nasıl oldu? Hor görülen küçük bir Yahudi mezhebinin aykırı inançları nasıl oldu da Batı dünyasının egemen dininin temelini oluşturdu? Çoğu kimse Hristiyanlığın zaferini Hazreti İsa'nın sunduğu mesaja bağlar. Günümüzün pazarlama uzmanlarına göre bu mesaj, başka dinsel akımlar sönüp giderken vicdanlarda yankı buldu ve kuşaktan kuşağa aktarıldı. Fakat Hristiyanlığın başarısındaki paye aslında Hazreti İsa ile hiç karşılaşmamış olan bağnaz ve sofu bir Yahudi'ye aittir. İbranice adı Saul olan bu kişiyi Batılılar daha çok Latince adı olan Paulus'la tanırlar. Biz Türkler Paulus deriz. Üstelik hemşerimizdir, Tarsusludur. İlk başlarda Paulus'un kendisine biçtiği misyon aslında Hristiyanlığın önünü kesmekti. Bir beldeden diğer beldeye dolaşarak yetkili makamlarca bir münafık olarak mahkum edilmiş olan Hazreti İsa'yı Tanrı'yla aynı düzeye koyan Hristiyanlara eziyet ediyordu. Gelenekleri savunmak ve sapkınları Yahudi şeriatına uymaya zorlamak amacıyla kırbaçlama, yasaklama ve toplumdan kovma gibi yöntemler uyguluyordu. Gel gelelim tarihsel anlatımlara göre Hristiyanların bu azılı düşmanı 34 yılında birden din değiştirerek yeni inancın en ateşli destekçisi oldu. Bu sayede küçük bir Yahudi mezhebi sonraki 2000 yıl boyunca Batı dünyasında egemen din haline geldi. Paulus'un çabaları nasıl başarıya ulaştı? Paulus'un öncelikle Hristiyanlığın Yahudi toplumu dışında yayılabilmesi için Hristiyan olmanın önündeki yüksek engellerin kaldırılması gerektiğini kavradı. Sünnet zorunluluğu ve katı beslenme kuralları gevşetilmeliydi. Paulus bu mesajını Hazreti İsa'nın Kudüs'teki ilk havarilerine götürdü ve sünnet şartını koşmaksızın yeni dini yaymayı sürdürmek için gerekli onayı aldı. Fakat Paulus bunun yeterli olmayacağının bilincindeydi. Mesaj yayılmalıydı. Bu nedenle 1. yüzyılın Roma'dan Kudüs'e uzanan uygar dünyasındaki sosyal şebekeye ilişkin ilk elden bilgilerini kullanarak olabildiğince çok sayıda insana ulaşmaya ve onları yeni dine döndürmeye çalıştı. Hayatının geri kalan 12 yılında yürüyerek yaklaşık 16 bin kilometre yol kat etti. Ancak gelişi güzel dolaşmadı. Dönemin en büyük beldelerini, yeni inancın filiz verebileceği ve en etkin biçimde yayılabileceği yerlere ve insanlara yöneldi. Teolojiyi ve sosyal şebekeleri aynı etkinlikle kullanarak Hristiyanlığın ilk ve şimdiye kadarki en etkili gezgin vaizi oldu. Bu durumda Hristiyanlığın başarısındaki paye onun mu, Hazreti İsa'nın mı yoksa mesajın mı? Mafya boy ile Paulus arasında çok büyük farklılıklar var. Mafya boyun yaptığı şey bir yıkım eylemiydi. Buna karşılık Paulus başlangıçtaki niyeti ne olursa olsun ilk Hristiyan cemaatler arasında köprüler kurdu. Ama önemli bir ortak yanları var. İkisi de şebeke ustasıydı. Böyle bir çerçevede düşünmüş olmasalar bile başarının anahtarı giriştikleri eylemler için etkin bir mecra sunan karmaşık bir şebekenin varlığıydı. Mafya boy bilgisayar şebekesi üzerinden işini gördü. Paulus 1. yüzyıldaki sosyal ve dinsel bağlantıların ustasıydı. Modern çağın başında bir inancı taşımayı ve yaymayı sağlayacak tek şebeke buydu. Paulus ve mafya boy başardılar. Çünkü hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Biyolojik varlığımız, sosyal dünyamız, ekonomimiz ve dinsel geleneklerimiz bize bu karşılıklı bağlantılılığın ilginç hikayesini anlatıyor. Arjantinli büyük yazar Jorge Luis Borges'in dediği gibi her şey her şeye temas eder. Bir çocuğu en sevdiği oyuncağını parçalarına ayırırken gördünüz mü hiç? Sonra da bütün parçaları tekrar bir araya getiremeyeceğini anlayınca nasıl ağladığını hatırlıyor musunuz? Biz de evreni parçalara ayırdık ve şimdi onu tekrar nasıl bir araya getireceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Geçen yüzyılda doğayı parçalarına ayırmaya yönelik araştırmalar için trilyonlarca dolar harcadıktan sonra devam etmek için elimizde onu daha fazla parçalama dışında bir ipucu olmadığını daha yeni anlıyoruz. İndirgemecilik, 20. yüzyıldaki bilimsel araştırmalardan çoğunun itici gücüydü. Bu yaklaşım doğayı kavramak için önce bileşenlerini deşifre etmemiz gerektiğini söyler bize.
Bu varsayıma göre parçaları anladığımızda bütünü kavramak kolaylaşacaktır. Böl ve boyun eğdir. Şeytan ayrıntılarda gizlidir. İşte bu yüzden yıllar boyunca dünyayı bileşenleri üzerinden görmeye zorlandık. Evreni anlamak için atomlar ve süper şeritler, hayatı anlamak için moleküller, karmaşık insan davranışlarını anlamak için ayrı ayrı genler, dinlerin ve akımların kökenine inmek için peygamberler üzerinde araştırma yapmayı öngören bir anlayışla eğitildik. Belki bugün parçalar hakkında bilinebilecek neredeyse her şeyi öğrenme noktasına çok yakınız. Ama doğayı bir bütün olarak anlamaktan her zamankinden daha uzağız. Yeniden birleştirmenin aslında bilim insanlarının tahmin ettiğinden çok daha zor olduğu yeni ortaya çıkmış bulunuyor. Nedeni ise basittir. Kılavuzumuz indirgemecilik olduğu için karmaşıklığın sert duvarına tosladık. Doğanın sadece tek bir yoldan tekrar bir araya getirilebilecek iyi tasarlanmış bir yapboz olmadığını öğrendik. Hayatımızın son 20 yılında internet sayesinde şebeke yani network sözcüğü herkesin dilinde dolaşıyor. Birçok şirket isminde gazete başlıklarında bunu görebiliyoruz. Bu videoyu yapmaktaki asıl amacım da size şebekelerin ve bağlantıların hayatımızın hemen her alanında nasıl çalıştığını ve aslında evrenin de bir bütün halinde şebekelerden oluştuğunu anlamamız içindir. Kanalımızda yer alan asal sayılar hakkındaki videomuzda size ünlü matematikçi Leonhard Euler'den bahsetmiştik. Yine de bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Leonhard Euler, matematik tarihinin en önemli 3 büyük matematikçisi arasında sayılır. Fakat üretkenlik bakımından tartışmasız olarak birincidir. O videoda eğlenceli bir problemden bahsetmiştik. Matematikte adına Königsberg köprüleri problemi deniyor. Olay şöyle, 1700'lü yıllarda Prusya'nın Königsberg kenti ticaret sayesinde oldukça sağlıklı bir ekonomiye sahipti. Yani varlıklı insanların oturduğu bir yerdi. Kentin ortasında Pregel Irmağı vardır. Irmak çevresinde de adacıklar bulunuyordu. O yıllardaki haliyle 7 köprü yapılmıştı. Bu köprüler bir şekilde birbirlerine bağlantılı haldeydi. Çok basit bir problem vardı. Eğlenceli bir problem. İnsanlar şunu soruyorlardı. Aynı köprüden 2 kez geçmeksizin 7 köprünün tümünden geçmek mümkün müdür? Sonuçta 7 köprü olduğu sürece böyle bir güzergahın matematiksel olarak olamayacağını Euler çok güzel bir şekilde kanıtlamıştı. Hem de yeni bir köprü inşa edilmeden 150 yıl önce bunu yazmıştı. Euler problemi çözerken çok önemli bir konuyu dile getirmişti. Düğümler. Yani bağlantılar arasında düğümler olması gerektiğini belirtmiş ve göstermişti. Kısa makalesinde sadece Königsberg problemini çözmekle kalmamış graf teorisi ya da grafik teorisi diyebileceğimiz bir çizgi teorisini matematiğe katmıştı. Aslında Euler farkında olmadan bugün şebekeler adını verdiğimiz sistemin temellerini atmıştır. Sonra hızla gelişen graf teorisine Cauchy, Hamilton, Cayley ve Polya gibi devlerin katkıları muazzam olmuştur. Bir kristaldeki atomların oluşturduğu kafes ya da arıların yaptığı altıgen kafes gibi düzenli büyük grafikler hakkında bilinen hemen her şey bu deyalar tarafından açığa çıkarılmıştır. Gerçek şebekeler nasıl oluşur? Görünüşlerini ve yapılarını düzenleyen yasalar nelerdir? Bu sorulara cevap ancak 1950'lerde iki Macar matematikçi graf teorisinde bir devrim yaptığında gündeme geldi. Bu Macar matematikçiler Paul Erdős ve Alfred Reinl'di. Birlikte çalışarak 8 önemli matematik makalesi yayınladılar. Bu makalelerde karşılıklı bağlantılı evrenimizi anlamaya dönük en temel soru ele alınır. Şebekeler nasıl oluşur? Erdős ve Reinl'in vardığı çözümle gelişigüzel şebekeler teorisinin temeli atılmış oldu. Bu şık teori şebekelere ilişkin düşünce tarzımızı öylesine köklü biçimde belirledi ki onun güçlü etkisinden kurtulmak için hala uğraşıyoruz. 100 kişilik bir parti düzenleyin ama davet edeceğiniz konukların hiçbiri diğer konukları tanımasın. Bu yabancılar topluluğuna şarap ve peynir ikram ettiğinizde derhal sohbete koyulacaklardır. Çünkü insanların doğasında olan görüşme ve tanışma arzusu ister istemez onları bir araya getirecektir. Çok geçmeden 2 ya da 3'er kişilik 30-40 kadar grubun oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi konuklardan birine etiketsiz koyu yeşil şişelerdeki şarabın kırmızı etiketli şık duran şaraptan çok daha iyi 20 yıllık nadir bir Porto şarabı olduğunu söyleyin.
ama konuğunuzdan bu bilgiyi sadece yeni tanıştığı kişilerle paylaşmasını rica edin. Dostunuz salonda ancak 2 ya da 3 kişiyle tanışacak kadar zaman bulduğu için pahalı Porto şarabınızın emniyette olduğu konusunda içiniz rahattır. Ne var ki konuklar uzun süre aynı kişilerle konuşmaktan kaçınılmaz olarak sıkılacak ve başka gruplara katılmaya yöneleceklerdir. Dışarıdan bakan bir gözlemci için özel bir şey yoktur. Yine de daha önce tanışan ama şimdi farklı gruplar içinde yer alan kişiler arasında görünmez sosyal bağlantılar vardır artık. Bunun sonucunda hala birbirlerine yabancı olan insanlar arasında bağlantılar kuran gözle görülmez yollar ortaya çıkmaya başlar. Örneğin Ahmet'in henüz Jale'yi tanımamasına karşın her ikisi de Ayhan'la tanışmıştır. Bu nedenle Ayhan aracılığıyla Ahmet'ten Jale'ye giden bir yol vardır. Eğer Ahmet'in şaraptan haberi varsa Jale'nin de haberdar olması muhtemeldir. Çünkü Ahmet'in aktarmış olduğu haberi Ayhan'dan duyabilir. Zaman geçtikçe konukların bu tür gözle görülmez bağlantılarla birbirlerine daha fazla örülmeleri sonucunda salondakilerin önemli bir kesimini kapsayan ince bir tanışlar ağı belirir. Küçücük grubun kendisine sızdırılmış haberi sohbet etmekte olan diğer gruplara aktarmasıyla niteliği açığa çıkan pahalı şarabın akıbeti gittikçe tehlikeye düşer. Her kişinin haberi yeni tanıştığı herkese aktardığını varsayarsak, parti sona ermeden önce Porto şarabının şöhreti konukların hepsine ulaşır mı? Kuşkusuz eğer herkes birbiriyle tanışmış olursa, hepsi bardağını etiketsiz şişelerdeki enfes şarapla dolduracaktır. Ama her karşılaşma sadece 10 dakika bile alsa, diğer 99 konukla tanışmak yaklaşık 16 saate bulur. Partiler nadiren bu kadar uzun sürer. Bu bakımdan şarabın niteliğini dostunuza ifşa etmede hiçbir sakınca olmadığını düşünebilir ve akla yakın bir yaklaşımla partinin sonunda bu şaraptan biraz arta kalacağını bekleyebilirsiniz. Oysa Paul Erdős ve Alfred Reigny farklı görüşteydi. Salondaki her kişi en az bir başka konukla tanışırsa kısa bir süre sonra herkes özel günler için saklanmış Porto şarabını içiyor olacaktır. Erdős ve Reigny'ye göre salondaki bütün konukları kapsayan tek bir görünmez sosyal ağın oluşması için sadece dikkat 30 dakika yeterlidir. Kokteyl partisinde karşımıza çıkan konuklar Euler'in öncülük ettiği matematik dalı olan graf teorisindeki bir problemin parçasıdır. Konuklar birer düğüm noktasıdır ve her karşılaşma aralarında bir sosyal bağlantı yaratır. Böylece bir tanışlar ağı yani bir grafik ortaya çıkar. Bağlantılarla birbirlerine bağlanmış bir düğümler demetidir bu. Telefon hatlarıyla birbirine bağlanan bilgisayarlar, biyokimyasal tepkimelerle birbirine bağlanan moleküller, ticaretle birbirine bağlanan şirketler ve tüketiciler, köprülerle birbirine bağlanan adalar. Bunların hepsi bir grafik örneğidir. Düğümlerin ve bağlantıların kimliği ve niteliği ne olursa olsun bir matematikçinin gözünde hepsi aynı yaratıktır. Bir grafik ya da bir şebeke. Bu arada Paul Erdős'ten bahsetmişken esas onun çok tanınmış bir başka yönünden bahsetmezsek bu video eksik kalır. Günümüzde Paul Erdős sadece sayısız teorem ve ispatıyla ile değil esin kaynağı olduğu bir kavramla da tanınır. Erdős sayısı. Paul Erdős 507 eş yazarla birlikte 1500'ü aşkın makale yayınlamıştır. Onun yüzlerce eş yazarı arasında sayılmak benzersiz bir onurdur. Bunun dışında ona sadece iki bağlantı uzakta olmak da büyük bir onurdur. Matematikçiler Erdős'e yakınlıklarını kayda geçirmek amacıyla Erdős sayısını ortaya atmışlardır. Erdős'ün Erdős sayısı 0'dır. Onunla birlikte makale yazmış olanların Erdős sayısı 1'dir. Erdős'ün eş yazarlarından biriyle ortak makale yazmış olanların Erdős sayısı 2'dir. Bu böylece sürüp gider. Düşük bir Erdős sayısı bir gurur vesilesidir. İsterseniz bunu uygulayacağımız bir siteye girelim. Adı MatSinet, American Mathematical Society yani Amerikan Matematik Derneği diyebiliriz. Bakın şu anda o bahsettiğimiz siteye girdik. maxinet.ams.org. Zaten videonun açıklamalar kısmında linkini bulabileceksiniz. Boş sayfanın içerisinde Use Erdős yazıyor. Use Erdős ve Author Name. Buraya herhangi bir isim yazmamız lazım. Biz Celal Şengör'ü aratalım. Neticede kendisi de bir bilim adamı. Bakalım Erdős sayısı kaç çıkacak?
İkisini birlikte aradığımızda search yazıyoruz ve şu anda görüyorsunuz. Erdoş numarası Celal Şengör'ün 5 çıktı. Yani Erdoş'un çalıştığı bir kişi, onun arkasından bir diğeri birbirleriyle çalışarak 5. kişi olarak Celal Şengör'le çalışmışlar. Bu aslında çok onur verici bir rakam. Burada da bunu rahatlıkla kişilerle beraber görebiliyorsunuz. Şimdi bambaşka bir yere geçelim. Daha doğrusu başka bir arama yapalım. Burada şimdi kimi arıyoruz? Evet, Ali Nesin'i arıyoruz. Ali Nesin yine bir ünlü Türk matematikçisi. Ve enteresan bir şekilde Ali Nesin'in, yani Hüseyin Ali Nesin diye yazıyor, Erdoş numarası 3 çıkıyor. Bu çok onur verici bir durum. Çünkü 3. dereceden onun çalıştığı kişiyle Ali Nesin de çalışmış demektir. Frigyes Karinti adlı 25 yaşındaki Macar şair ve yazar 1929'da İşte Böyle Yazıyorsunuz adlı bir kitabıyla edebiyat karikatürü diye nitelendirdiği tarzı yaratmıştı. Daha sonraki yıllarda Karinti önemsiz bir hikaye kitabı yayınlamıştı. O hikayelerin arasında Zincirler başlıklı bir öykü vardır. Karinti bu öykünün bir yerinde şöyle yazar. Yeryüzündeki insanların günümüzde eskiye oranla birbirlerine daha yakın olduğunu göstermek için grubun bir üyesi bir test önerdi. Dünyanın 1,5 milyar sakini arasından herhangi birinin adını vermemizi istedi ve seçilen bu kişiyle biri şahsen tanıdığı bir kişi olmak üzere en fazla 5 tanıdık aracılığıyla ulaşıp bağlantı kurulabileceği hakkında bahse girdi. Gerçekten de Karinti'nin öykü kahramanı adı verilen bir Nobel ödülü sahibiyle kendi arasında kolaylıkla bir bağlantı kurar. Karinti öykünün devamında iki farklı ama sıradan insanla aynı bağlantıyı kurar ve rahatlıkla bunu da başarır. Her ne kadar kitaptaki öyküler ilgisizlikle karşılanmış olsa da insanların en fazla 5 bağlantı ile birbirleriyle bağlanabildiğini belirten Karinti'nin 1929'daki içgörüsü bugün 6 adımlık ayrılma olarak bildiğimiz kavramın yazılı basında yer almış ilk şeklidir. 6 adımı yaklaşık 30 yıl sonra 1967'de yeniden keşfeden Harvard profesörlerinden Stanley Milgram bu kavramı karşılıklı bağlantılılığımız üzerine çok övülen çığır açıcı bir çalışmaya dönüştürdü. Stanley Milgram aslında deneysel psikolojinin belki de en yaratıcı uygulamacısı olan kişidir. Ama ilgi alanı geniş bir zekası olduğu için bir süre sonra 1960'ların sonlarında Harvard ve MIT sosyologlarının sıklıkla tartıştığı bir konu olan sosyal şebekelerin yapısına ilgi duymaya başladı. Milgram'ın amacı Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi iki kişi arasındaki mesafeyi bulmaktı. Deneyine yön veren soru şuydu: gelişi güzel seçilmiş iki kişiyi birbirine bağlamak için kaç tanıdığa gerek vardır? Deneye girişmek için önce iki hedef kişi seçti ve deneyin sonucunda bunu 6 adımda gerçekleştirdiğini kanıtladı. Milgram'dan 20 yıl sonra John Guare isimli bir oyun yazarı bu teoriden yola çıkarak 6 adımlık ayrılma adlı oyununu Broadway'de sahneledi. Oyun çok başarılı oldu. Sonra yine aynı adla sinemaya aktarıldı. Filmin bir sahnesinde başrol kadın Oğuz'a kızına şöyle der: "Bu gezegendeki herkes birbirinden sadece 6 başka insanla ayrılır. 6 adımlık ayrılma. Amerika Başkanı Venedik'teki bir gondolcu ile. Sırf önemli isimler değil, herhangi bir kimse. Bir yağmur ormanındaki yerli. Bir Eskimo. Bu gezegendeki herkese 6 insandan oluşan bir yolla bağlıdır. Engin bir düşünce bu. Her kişi başka dünyalara açılan yeni bir kapıdır." 1993 yapımı filmde ünlü oyunculardan Donald Sutherland ve Will Smith oynamaktadır. Filmin adı 6 derecelik uzaklık, Six Degrees of Separation olarak geçmektedir. İlgilenenler filmi seyredebilirler. Bir not daha eklemek istiyorum. Ülkemizde de zamanında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 6 derece uzak adı ile sergilenmiştir bu filmin oyunu. Milgram'ın çalışması Amerika ile sınırlıydı. Oysaki Guare'nin oyununa göre 6 adım bütün dünya için geçerliydi. Böylece bir efsane doğdu.
film izleyen insanların sosyoloji makalesi okuyan insanlardan daha fazla olması nedeniyle Guare'nin versiyonu popüler düşüncede elbette daha ağır bastı. Milgram'ın yaptığı bu çalışma gerek sosyoloji gerek matematik alanında çok önemli gelişmelere neden olmuştur. Fakat daha sonra Harvard lisansüstü öğrencisi Mark Granovetter'ın yaptığı başka bir çalışma olaya farklı bir boyut getirip işi genişletmiştir. Granovetter'a göre zayıf bağların dış dünya ile iletişime girme yeteneğimiz açısından hayati bir rolü vardır. Zayıf Bağların Gücü adlı makalesi ilk başta saçma görünen bir önerme ortaya atıyordu ve şöyle diyordu. Konu iş bulmak, haber almak, lokanta açmak veya en son modayı yaymak olduğunda zayıf sosyal bağlarımız üstün tuttuğumuz güçlü dostluklardan daha önemlidir. Her insanın yakın arkadaş topluluğu genelde diğerlerinin de birbirini tanıdığı ve beraber takıldıkları bir topluluktur. Yani sosyal yapı bakımından sıkıca kenetlenmiş bir kümedir bu. Aynı kişileri tanıdıklarından ve o kişinin aynı çevreden bilgi toplamasından olacak o ilk ağdaki sıkı dostların aslında daha az dostluğumuzun olduğu ama yine de tanışık olduğumuz insanlara göre daha az faydası olur. Diyelim iş arıyorsun. En yakın dostlarından ziyade daha az tanıdığın kişiler enteresan bir şekilde senin hiç takılmadığın, bilmediğin yerlerden bilgi aldığı ya da gördüğü için daha faydalı olabiliyorlar. Bu bir lokanta ya da mağaza açınca da böyledir. Bunu siz de kendi arkadaşlarınıza ve sadece tanıdıklarınıza bir uygulayarak düşünün. Hak vereceksiniz. Hatta özellikle sosyal medyadaki arkadaş gruplarınızı farklı kümelere ayırınca görüntü ortaya daha net çıkıyor. 1994'te Pensilvanyalı 3 lise öğrencisi Amerika Birleşik Devletleri'nde zamanında çok izlenen bir TV programına hemen hepimizin Hollywood filmlerinden tanıdığı aktör Kevin Bacon ile birlikte çıkma şansını elde ettiler. Bu şansı büyük bir iddia ile gerçekleştirmişlerdi. Şöyle diyorlardı. Kevin Bacon hem Hollywood hem de dünya sinemasının bütün oyuncularıyla bir şekilde bağlantıdadır ve bunu kanıtlayacağız. Kevin Bacon'ın da olduğu programda seyirciler birkaç aktör ve aktris ismi söylediler. Öğrenciler de onlara anında harika cevaplar vererek size daha önce bahsettiğimiz Erdős sayısı analojisini kullanarak yanıtladılar. Herkesin çok hoşuna giden bir program olmuştu. Ama unutulmadı. Zira programı şans eseri izleyen iki bilgisayar mühendisliği öğrencisi işi profesyonelce ele aldılar. Kevin Bacon ile kimin kaçıncı dereceden tanış olduğunu bulmak için bir program yazdılar. Fakat bunun için dünya sinemasının büyük bir veri tabanı lazımdı. Sağ olsun bunu da devasa bir sinema sitesi olan IMDb'den alarak bugün bile dünyada birçok kişinin girdiği bir site yaptılar. Sitenin adını The Oracle of Bacon yani Bacon kahini koydular. Bu site bağlantıların hayatımızda ne kadar güzel işleyebildiğinin çılgın ama somut bir kanıtıdır sanki. Bakın o siteye girelim beraberce ve birkaç arama yapalım. Evet sitenin ismini yazdık buraya Oracle of Bacon diye yani Bacon kahini. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane boşluk çıkıyor. Kevin Bacon'ın yanına siz istediğiniz kişiyi yazıyorsunuz. Biz şu anda Tom Hanks yazdık. Bakın aratıyoruz, bul diyoruz. Tom Hanks'in Kevin Bacon sayısı 1 çıkıyor. Yine Erdős'teki gibi aynı sistem burada da çalışıyor. Yani kaç adım uzaklıkta? 1 adım uzaklıkta. Çünkü aynı filmde rol almışlar. Filmi de orada gösteriyor. Şimdi başka bir isim yazıyoruz. Bizden bir isim. Tarık Akan. Tarık Akan'ın Kevin Bacon sayısı 3 çıktı. Çünkü beraber oynadıkları bir filmde bir başka aktörle Tuncel Kurtiz ile beraber oynamışlar ve bu şekilde üçlü bir bağlantı. Şu anda Şener Şen yazıyoruz. Ve Şener Şen'in sayısı da yine 3 çıktı. Yani Şener Şen de 3 adım uzaklıkta. Linkini bulabilirsiniz videonun açıklamalar bölümünde. Değerli takipçilerim, umarım bu video bazı gençlerimize örnek olur. Hani şu derslerde gördükleri matematik hayatta ne işe yarıyor ki diyen gençlerimize. Bakın eğlenceli bir köprü problemini çözmek için yola çıkıldı. Ve olaya sosyolojik incelemeler de girince bugün hayatımızın her alanında görebileceğimiz bir matematik kolu oluştu. Yıllar önce ilk AIDS hastasını tespit ettiler ve vaka numarası 0 dediler. Aynı Erdős sayısı gibi. Sizce son bir yıldan fazladır yaşadığımız pandemi döneminde virüs takibi ve bir ara modern terimle
bulaş nasıl izlendi? Ya zeki çocuk Zuckerberg bugün milyarlarca doların sahibi olurken nelerden faydalandı? Kanser araştırmalarında genlerle yapılan çalışmalarda genlerin özellikle P43 geninin bağlantısı bu şekilde bulunma yolundadır. Tanrı'nın evreni yaratmada kullandığı dilin matematik bazlı olduğundan bahsetmiştik videolarımızda. İnanın sevsek de sevmesek de matematiğin hayatımızdaki çok güçlü etkisini kabul etmeliyiz. Bu videoda daha önce yaptığımız konuların çok dışında bir çalışmayla karşınızdayız. Videoya gelen tepkiler bize bu tip çalışmalarımız için yön verecektir. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmuş.